coşku var içimde. Bugün kıpır kıpır, uzak çok uzak bir yerleri özlüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ni vatanıyla milletle seven bir insandı. Önce milletim diyordu yani. Türk Cumhuriyetlerini yıllarca müdafaa etmiş, Türk İslam ülküsünü savunmuş yıllarca. Kendi doğrultusundan ve çizgisinden hiçbir zaman ödül vermeyen bir başkan olarak biliyorum. Çok dürüst, iyi biri, ben severdim. Ben de kızlık, soyadım Yazıcı. Ben onu çok severdim. Gerçekten Allah nur içinde yatırsın. Çok dürüst, dürüstler ölmesin, hep yaşasınlar. Değerli olduğu için, değerli bir adam olduğu için o kadar millet toplanıyorsa benim gibi bir tane olsa hiç kimse canasına gitmiyor. Ya ben değil, bütün millet seviyor diye. Yar buzlar arasında kendimi bıraktım, mis gibi nane kokuları arasında. Dört dörtlü, adam gibi adam, hakiki bir Müslüman, samimi bir Müslüman, dini kullanmayan, siyasete alet etmeyen, dört dörtlü, mükemmel, değerli bir insan. Allah'tan rahmetle yad ediyorum. Musun Yazıcıoğlu'nun günlerce şeyi bulunamadı dağlarda. Ve üzerinden bir cuma namazı geçti. Ve o yörelerde bunu çokları dikkatinden kaçtı. O yörelerde hutbelerde sözü anıldı. Yani Cenab-ı Hak belki de ona bir derece için cuma vaktini sonuna kadar şeyine buldurtmadı. Her Müslümana nasip olmayan bir şeydir. Çok severdim. Allah kanı kanı rahmet eylesin. İyi bir demokrattı. Yeri doldurulamayacak bir demokrattı. 5 kişi öldü, o uçak düştü, öldü onlar. Ben çok ağladım. Yine ağlayıp işim gitti, konuşamayayım. Kusura bakma, özür dilerim. Konuşamayayım ben. Osim Başkan bir davaya hizmet eden bir adamdı. Türk İslam davasını savunan önemli isimlerden birisiydi. Tabii Osim Başkan'ı keşke önceden tanısaydım diye bir üzüntüm vardır benim. Osim Başkan ne yazık ki vefat ettikten sonra Muhsin Başkan'ı tanımaya çalıştım ben. Kalbimde her zaman ayrı bir yeri vardır Muhsin Başkan'ın. Allah razı olsun diyorum. Bunu yapan bir eller var. Bu ellerin eli kırılsın. Onu derim. Başka ne diyeceğim ben? Çok büyük bir insandı. Yani vatan için hizmet veren bir insandı ama boşu boşuna yediler. O figanı, isyanı. Yani bunu anlatamam artık yani. Uzak çok uzak bir yerleri özlüyorum. Muhsin Yazıcıoğlu koyu Türkiye'yi seven, Türkiye'ye aşık olan bir insandı. Kendisinin vefatından dolayı veyahut da şehitliğinden dolayı çok büyük üzüntü duyuyoruz. Büyük bir şehit verdik, acımız büyük. Şehitimizi tekrar saygı ve rahmetle anıyoruz. Annesine hacı falan yollamıştı. Yani bence hayırlı bir evlat, iyi bir evlatmış ama ne bileyim, annesi hala hayatta herhalde, yaşıyor. Ne diyeyim, Allah'tan rahmet dileyim. Çok iyi bir insandı. Allah rahmet eylesin. İnan ki hiç unutmadık onu yine. Allah mekanını cennet eylesin. Uysun Hoca değerli bir insan. Değerli bir siyaset adamı. Eşi bulunmayacak nadide bir insan. Bunun gibi değerli insanların daha önceki değerli insanlar gibi nasıl cenazelere kalktığını halk, vatandaş çok iyi bilir. Hatırlasın lütfen. İşte Cem Karaca örnek vereyim. Başka bana yardımcı olun. Turgut Özal, Eşref Bitlis. Efendim bunun gibi insanların, tamam mı, cenazelerine lütfen bir baksınlar. Barış Manço, efendime söyleyeyim. Demek ki iyi insanların cenazeleri çok kalabalık oluyor. Durup dururken bu insanlar oralara gitmiyorlar, değil mi? Bir şey hissedip de gidiyorlar. Lütfen onları unutmasınlar. Gözlerim parke parke taş duvarlarda açılıyor hayal pencereleri. Ben daha önceden böyle tanırım kendisini. Hatta kaç kere kendisinin mitingine de katıldım. Kendisi, ben Maraşlıyım. Kendisi bizim eniştemiz olur. Hanımı Maraşlıdır. Yani aramızdan ayrıldığı için çok üzülüyorum. Yani öyle bir insanı kaybettiğimiz için. Çünkü kendisi düşünceleriyle, fikirleriyle bu Türk milletinin gönlüne taht kurmuştu. Yani öyle insanlara ihtiyacımız var. Özellikle de bu zamanda çok ihtiyacımız var. Ben Suriyeliyim. Suriye Türkmenlerinden. Muhsin Yazıcıoğlu Halep'i ziyaret etmişti Suriye'de. Ve Suriye'ye ziyaret ettiğinde ben kendisiyle karşılaştığımdı.
çok işkence çekmiş, çok zorluk çekmiş, hapishanelerde çok ömrünü çürütmüş. Ve kendisinin meşhur bir şiiri var, Üşüyorum. Ve onu her ben okudukça gözlerimden yaş geliyor ve kendimi tutamıyorum. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Türk dünyasına sahip çıkan insanlardır. Türk dünyasına değer veren insanlardır. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Çok iyi bir insandı diye biliyorum. İnşallah ruhu şad olsun yani. Onu her zaman destekliyordum. Yani onun söylediği en azından mecliste olsun, her yerde olsun. Dürüstçe söylediği her şeyin de dürüstçe, mertçe söylediğine inanıyorum. Ben bir Kürt olarak Muhsin Yazıcıoğlu'nu çok seviyordum. Çok da destekliyordum. Bizim bölgede de Muhsin Yazıcıoğlu çok sevilen bir insandı. Muhsin Yazıcıoğlu gerçekten söylediği fikirlerle insanlığa hizmet, Türkiye'ye hizmet verecek bir insandı. Ama maalesef kaybetti onu. Devletimiz kaybetti, milletimiz kaybetti. Muhsin Yazıcıoğlu gerçekten hani bir kitlenin sevdiği bir insan değildi. Yani diyelim ki işte Türk tarafı, işte Kürt tarafı ya da Arap tarafı böyle değildi. Muhsin Yazıcıoğlu'nu gerçekten her kesimden, her kitle seviyordu. Çok büyük üzüntü de yaşadı. Zaten cenazesinde de gördük ne kadar kalabalık olduğunu. Muhsin Bey'in çok harika bir insan olduğunu ben kendim bizzat tanık oldum. Babamın bir arkadaşı kalp krizi geçirmişti. Ne kadar yere başvurduysak bir türlü yardım bulamadık. Muhsin Bey kendi cebinden para harcayarak benim babamın arkadaşının ameliyatına sebep oldu. Ben Gaziantep'liyim. Kendisinin kalbinde kaynaklanıyor. Kalbinden gelen güzellikten kaynaklanıyor. İnsanın kalbinin güzelliği dışa yansır ya. Muhsin Bey ki öyleydi. Yani insanlara yardımıyla olsun, insanlara bakış açısı olsun. Bir iki tane videosu var bende. Küçük çocuklarla top oynuyor. Yani küçük çocuklara bu kadar sevgi gösteren bir insan kötü olması biraz zor. Hafif bir rüzgar gibi süzülüyorum. İyi bir parti, nasıl desem, iyi bir gençlikti. Gençliğe liderdi. Bizim liderimizdi. Severdik. O partinin hayranıydım. 79'da lise mezunuyum, lise yıllarında. Evet, idolümüzdü. Bozkurtumuzun lideri Neferi Işığı'ydı. Öyleydi. Öyle düşünüyorum hala. Ben 68 kuşağındanım. Bir solcuyum ben. Böyle olmasına rağmen Muhsin Başkan çok saygı duyduğumuz iyi bir abiydi. Allah rahmet eylesin, toprağı bol olsun. Birebir dostumuz olmasa bile, görüş farklılığımız olsa bile yine de dostluk. Dostluk tabii, aynı kilin, aynı kumaşın, aynı desenleriyiz. Türkiye bizim, bu bayrak bizim, bu ezan bizim, bu vatan bizim. Kimseye de kaptırmayacağız inşallah. Çok çile çekmiş ama küsmemiş. O büyük bir örnektir benim için. Güzelliğini biliyorum o insanın. Güzel ruhluydu. Yüreğim onunla beraberdir benim. Bütün günahlar affolsun Allah tarafından. Benim sevaplarımdan da alsın o. Mekanı cennet olsun. Belki de çok çile çekti burada. Allah aldı götürdü ya. Çok sen gel bir cennete, mekanın olsun senin. Burada kal filan demiş olabilir. Belki Allah'ın sevdiği kulu. İyi niyetli, kızmayan, küsmeyen, çileyi tatlı tatlı çekebilen bir örnek. Böyle güzel bir insan işte. Onun isteği budur. Şehit olmaya hazırdı o. Ama memleket için hayırlı oluyorsa canını feda eder o insan. Ben de İngiltere'de canımı feda etmeye hazırım. Onun arkadaşıyım ben. Çalışan faydalı bir insandı. Gerçek olan buydu diyorum. Mert Bey git bir insandı. Mertti. Adamı mertliği yüzünden, memleket vatansever yüzünden götürdüler kardeşim. O zaman büyük birliği sağlamış oldu ama arkasından oldu ve onu hissetmiştir diye düşünüyorum kendisi. Yani ben de Büyük Birlik Partisi'ni tutmadığım halde onun kişiliğine hayran bir insandım. Muhsin Yazıcıoğlu Türkiye'de hakikaten değerli bir gençken giden bir delikanlı ya. Tam delikanlı. Allah yattığı yerden nur içinde yatırsın. Biz de onun eski Ülke Ocakları Genel Başkanlığı döneminde üniversitede okuduk. Bizlere de desteği oldu, katkısı oldu. Söyleyeceğimiz çok şey var. Bunlardan bir tanesi imanlı, ihlaslı olması. Bu vatanını ve milletini sevmesi. Bunun için mücadele vermesi. Yarpuzlar arasında kendimi bıraktım. Mis gibi nane kokuları arasında. Ben aynı onun rahmetlinin tüm görüşlerine katılıyorum. Dinimiz, bir kitabımız, Kur'an'ımız, hepimiz din kardeşiyiz. Ya Müslümanız elhamdülillah. Ne mutlu bize ya. Herkes bu şey Müslüman olamaz, dikkatini çekerim. Herkes bir Muhsin Yazıcıoğlu olamaz, dikkatini çekerim. Çünkü rahmet canına olsun, insan gerçekten inançlı, itikatlı bir insandı. Cenab-ı Allah mekanını cennet etsin. Habibine komşu etsin.
Bence çok büyük bir liderdi. Allah'tan rahmet diliyorum ona. Kendisini çok seviyorum. Herkesi seviyorum. Dur inanıyorum ki seviyordur. Çok büyük bir insandı. Türkiye böyle bir insanı kaybetti. Çok üzgünüm. Nikola şu an tüylerim ürperdi. Ben Muhsin Yazıcı olduğunu bir hemşerim olarak hem bir Türk vatandaşı olarak gerçekten çok seviyorum. O da kazansa o bizim yani gönlümüzün birincisi zaten. Bir şey diyemeyeceğim. İyi ki de Büyük Birlik Partisi kazandı. Keşke başta olsaydı. Keşke ölmeden önce olsaydı. Keşke bazı şeyler kaybedilmeden değerini bulsaydı diye düşünüyorum. Ortaya koymuş olduğu dava Türk İslam Birlik davası. Türkiye'nin bildiği ve tanıdığı bir isim ve bir idol haline geldi ve insanları arkasından sürükledi. İnşallah davası baki kalır. Muhsin Başkan hakkında hiç şu anda ifade edeceğim bir durum yok. Çünkü Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük liderlerinden, en büyük milliyetçi, en büyük vatansever, en büyük dürüst, Müslüman bir insan idi. Türk milleti hiçbir zaman onu unutmayacak ve devamlı bağrında yaşatacaktır. Burada benim tanıdıklarım, arkadaşlarım, oradaki kadın kollarına, Büyük Birlik Partisi'nin kadın kollarına üye arkadaşlarım vardı. Ben de tam üye olmaya çalışıyordum yani onlarla. Başkanı da zaten beğeniyordum hani. Kişiliğini, yapısını, dindarlığını çok seviyordum yani. İşte kuramıyorum. Hala üzülüyorum yani. Hani biz de ona Allah'tan rahmet diliyoruz. Büyük başkan diyoruz. Hani arkasından söylememiz gereken bunun olduğunu düşünüyorum. Bence büyük başkandı. Kendisi Türkiye çapında çok bir milliyetçi, vatanperver. 5 yıl küsur hapis yattı cezaevlerinde, yine de kalktı vatanına, milletine, bayrağına saygı gösterdi. Bir güne bir gün bu insanlar beni nah yere götürüp de 5 yıl burada beklettiler diye vatanından, insanından küsmedi. Allah kanı kanı rahmet etsin. Zikredalmış her şey, güne gülümserken papatyalar. Allah nur içinde yatırsın onu. Çok iyi bir insandı, iyi birini kaybettik. Taş gibi bir Anadolu çocuğuydu. Mükemmeldi, dörde dörtlüktü. Hiç hormonu yoktur, %100 yerlidir. Bu vatanın evladıdır. Yürekli bir insandır, mükemmeldir, dinli, imanlı, Müslüman, taş gibi bir siyaset. Söylesem ne söyleyeyim, bitmez ki söyleyeceğim şey. Yani bana göre bir milli kahraman. Ondan sonra bizim değer yargılarımızın duayeni. Yani onun için şu anda belki de ağlamak üzereyim yani. Müslüm Yazıcıoğlu anlatma. Yani şey yeter mi? Benim lisanım yeter mi? Tahsilim, kültürüm yeter mi? Lise mezunuyum, okuyorum, ediyorum ama Muhsin Yazıcı oğlunu anlatmak için benim şeyim yetmez. Kültürüm yetmez. O Türkiye için büyük bir kayıptır. Zaten bunu da işte o güçler bizim elimizden aldılar. Allah onu gani gani rahmet etsin. Keşke yaşasaydı, sağ olsaydı. O bizim için bir değerdir. O bizim için bir değerdir, milli değerdir. Yani vatan onun gibi insanların sırtında yükselir. Allah ondan 1000 kere razı olsun. Allah rahmet etsin. Çok soğuk. Üşüyorum.